Hangi yasaya göre bunu söylüyoruz? O zaman şunu bir kez daha söyleyeyim. Diyor ki, kamu görevi kamu hizmetinde istifade edemez. Kamu hizmetinde bulunamaz diyor kanun. Peki yasa ne diyor? Bizim kanunla biraz anlaşılmazdır ama bu hükümler çok açık. Bakın, olduğu gibi okuyorum. Kısa, çok net. Keşke kanunlar hep böyle yapılsa. Seçmen olamayanlar başlığı, 298 sayılı yasanın 8. maddesi, aşağıdaki kimseler seçmen olamazlar. Net bir şekilde oy kullanamazlar. Evet, seçmen olamazlar. Oy kullanamaz, seçmen olamaz. Bir, kısıtlı olanlar, az önce söyledim, var listelerde. Zaten Yüksek Seçim Kurulu kabul ediyor ve iptal ediyor birçok yerde. Kısıttan dolayı iptal etmiş. İki, kamu hizmetinden yasaklı olanlar. Buyurunuz Hikmet Bey, 8. madde. Yani, eyvallah hocam. Evet, çok açık. Çok açık yani. Çok peki açık niye gerçekten uygulanmıyor? Onu izah edebilir misiniz? Neden uygulanmıyor? Şimdi bu bugüne kadar ortaya çıkmış bir mesele değil. Zaten bu ihraçlar yeni kamerayı bir mesele. Göstereyim mi arkadaşlar? Buyurunuz, buyurunuz. Bakın 8. madde sen biraz oradan ama görünüz. Evet. Şimdi bu kadar net ve açık. O zaman biz diyoruz ki ihraç edilenler var mı seçmen listelerinde İstanbul'da? E ben diyorum ki biz zaten 15 bin kadar tespit ettik, artırıyoruz bunları, artacak. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Sadece İstanbul. E fark ne kadar? Fark ne kadardı bir daha bakalım. Fark 13.729'du. Biz ne diyoruz? 15 bin. Seçmen olan diyoruz, bakın seçmen. Hı hı hı. Yanına şerh düşenler de var bunların içinde, onlardan bahsetmiyoruz yine.